üretim ve ekonomi ilişkisini anlatıyoruz. Türkiye'de ilk öğretimden üniversite sonrasına kadar olan bir süreç var. Eğitim dediğimizde Türkiye'de ilk öğretimden hatta okul öncesinden başlayan üniversite sonuna kadar devam eden bir süreç var. Biz buna ne yapıyoruz? Eğitim diyoruz. İlkokul öncesinden başlıyoruz, anaokulundan başlıyoruz, ilkokula gidiyoruz, ortaokula gidiyoruz, liseye gidiyoruz. Onlar zorunlu, 12 yıl zorunlu olarak okula gidiyoruz. 12 yıl okula gittikten sonra üniversite, optional olarak üniversiteye gidiyor. Yani seçenekli olarak üniversiteye gidiliyor ya da gidilmiyor. 12 yıl eğitim, 12 yıl eğitim. Acaba bizim ihtiyacımızı ya da toplumun ihtiyacı olan doğru şekilde verebiliyor mu, veremiyor mu? Hani hatırlarsanız önceki derste söyledim. Kek kalıbı vardı. Kek kalıbının içine hamuru döküyordunuz. Bir şekil çıkıyordu değil mi? Biz 12 yıllık süreçte, bakın 12 yıllık insanlara zorunlu eğitim veriyorsunuz. Kabın içine döküyorsunuz. Kabın içine döktükten sonra eğer o insanlardan hala çöp tenekesinin dışına çöp atabiliyorsa, efendim hala tuvaletleri doğru kullanamıyorsa, hala sigara izmaritini dışarı atıyorsa, hala birbirine saygının ne demek olduğunu öğrenemiyorsa, o zaman kimse kusura bakmasın ama bu 12 yıl boşa eğitim veriyoruz anlamı çıkar. Dolayısıyla 12 yıllık süreçte biz bunları vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla üniversiteye geldiğinde de üniversitede bunlarla değil, öğretimle uğraşılması gerekiyor. Ama üniversitemiz içinde de neyi veriyoruz? Zaman içinde eğitim vermeye çalışıyoruz. İnsanlara nasıl davranması gerektiğine çalışıyoruz. Zaman hatırlarsınız bazı arkadaşlarımıza söylemiştim. Değerli arkadaşlar, her yere gidersiniz, her şeyi yapabilirsiniz ama lütfen kendinizi introduce edin de demiştim. Tanıtın kendinizi, siz kimsiniz? Herhangi bir şekilde hatırlarsanız yine birinci sınıfa geldiğinizde, birinci sınıfta ilk ben size derste şunu söylemiştim. Siz kimsiniz, nesiniz, ne yaparsınız, nasıl işlerle uğraşırsınız, ne düşünürsünüz, hedefiniz ne, ne yapmayı istiyorsunuz? Bakın bunların üniversitede şekillenmesi gerekiyor. Üniversiteyi bitiren kişinin artık kendini kek kalıbının içine dökülmüş, artık ne istediğini bilen birey olması gerekiyor. Bu son derece önemli. İşte bunu yapamıyorsak o zaman kimse kusura bakmasın verdiğimiz eğitimin doğru bir noktada olmadığını söyleyebiliriz ancak. Bu nedenle sizlere ödevlerde ne yaptım? Akademik dürüstlük belgesi diye bir belge istedim. Dedim ki ya bu belgeyle ben kimseden kopya çekmiyorum. Kimseyle bir şeyim olmadı. Sadece birilerinden fikirler alıyorum, düşünceler alıyorum. Birileriyle konuşuyorum, nasıl yaparız, nasıl ederiz. Onları da kaynak göstererek kendi fikrimle yoğuruyorum ve bu şekle getiriyorum diye bir belge istedim ben sizden. Amacım neydi? Amacım işte buydu. Yani dürüst olması. Hatırlarsanız yine birinci sınıfta yine söylemiştim size. Değerli arkadaşlar, dürüst olmanız gerekiyor. Doğru olmanız gerekiyor. Özünüzün, sözünüzün bir olması gerekiyor. Sözlerinizin arkasında durmanız gerekiyor. Efendim ben bunu söylerken doğru söylediğine emin olması gerekiyor. İnsanlara sizden bunu istiyoruz. Dolayısıyla süreçte yaklaşık 20 yıllık bir süreç var. 20 yıllık bir sürecin 3'te 1'ini insanlar eğitimle uğraşıyor. Bakın 60 yaş gibi bir şeyi ortaya alırsak yaklaşık 20 yılını insanlar eğitimle, öğretimle geçiriyor. Oysa 20 yıllık süreçte eğitimi tamam ama öğretim devam ediyor değerli arkadaşlar. İnsan her yaşta bir şeyler öğreniyor. Bu nedenle yaşam boyu öğrenim diye bir kavram var. Dolayısıyla emeklilerin de bir şeyler öğrenmesi son derece önem kazanıyor.
Bu süreçte sadece bireysel anlamda değil, ekonomik anlamda da uzun bir zaman dilimi vardır. Ve bu uzun zaman diliminin de uzun bir ve yüklü bir de masrafı vardır. İşte ama şunu da düşünmek gerekiyor. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırım. Amaç ne? İnsana yatırım yapmak. İnsanı belirli bir noktaya getirmek. Kamil insan yapmak. Erdemli insan yapmak. Güzel insanlar yapmak. Yani kekin içinde güzel kekler yapmak. Amacımız bu olmalı değerli arkadaşlar. Onun için eğitimin ne kadar masraflı olursa olsun bu masrafın hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Çünkü her yapılan işler insan için vardır. Yani hatta Şeyh Edebali'nin çok güzel Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda Osman Bey'le söylediği çok güzel söz vardı. İnsanı yaşat ki nedir? Devlet yaşasın. İnsan, devletler kimin için var? İnsanlar için var. İnsanları ne yapmanız gerekiyor? Yaşatmanız gerekiyor. Doğru yaşatmanız, iyi yaşatmanız gerekiyor. Bunun için de bu masraflar ne kadar uzun bir süreç alsa, çok da pahalı bir şey olsa, çıktısı zor görülse de bunları ne yapmanız gerekiyor? Yapmak durumundayız. Eğitimin insan gücünü geliştirerek uzun zamanda ekonomik bir gelişmeye zemin hazırlaması, ülkelerin insan kaynağını geliştirmesinde en büyük gücü ortaya çıkarır. Gelişmiş ülke insanlarının yüksek eğitim anlayışı ile kanun ve nizamlara uygun davranışları, davranış sergilediği ve ülkelerin gelişmesine katkılar sağladığı bilinmektedir. Türkiye'de bir birey aldığı eğitimden sonra yaklaşık 25 yıl üretime ve ekonomiye katkı sağlamaktadır. Yani siz 20, işte 12 yıl, 4 yılda üniversite eğitimi derseniz 12 artı 4, 16 yıllık bir süreç eğitim veriyorsunuz ve 16 yıllık verdiğiniz eğitim öğretim sürecinin sonucunda yaklaşık 25 yıllık bir davranış bekliyorsunuz o kişiden. Dolayısıyla 25 yıl üretime ve ekonomiye katkı sağlamak gerekiyor. Kabaca söylemek gerekirse insan ömrünün üçte biri eğitim, üçte biri çalışma ve üçte biri de yapmayla geçmektedir arkadaşlar. İnsana yapılan eğitim yatırımlarının çok büyük olması nedeniyle eğitilmiş bireyler olarak yüksek çıktı beklenmektedir. Çünkü insanlar ne yapıyor? Yüksek bir şey veriliyor, ne derler ona? Yüksek bir maliyetle, eğitimin maliyetleri çok yüksek değerli arkadaşlar. Yani insana yaptığınız eğitim maliyetlerinin muazzam bir nesi vardır, masrafı vardır. Bu nedenle yüksek, bu pahalı bir şeyden, pahalı bir yatırımdan nedir? Yüksek çıktılar, değerli çıktılar beklenmektedir. Peki bu çıktılar elde ediliyor mudur? Bu çıktılar halihazırda görülüyor mudur? Bu da soru işaretleri olarak kafanızda kalsın. Dolayısıyla eğitilmiş toplumun ülkenin gayri safi hasılaya katkısının da yüksek olacağı varsayılmaktadır. Ancak eğitilmiş bireylerin eğitimlerine uygun işlerinde geliştirilmesi ve istihdam politikalarının da buna göre düzenlenmesi gerekiyor. Yani bu haftanın ilk dersinde söylediğim, gerçekten işe uygun insanların ne yapılması gerekiyor? Değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla insana uygun iş değil, işe uygun insanların alınması, yerleştirilmesi, liyakat dediğimiz bir kavram burada ortaya çıkıyor. Liyakata uygun insanların getirilmesi önem kazanıyor. İşte eğer iş gücünü, eğitimi iyi geliştirirseniz, iyi bireyler haline getirirseniz, liyakatlı insanları ne yaparsınız? İş başına getirirsiniz. Dolayısıyla liyakatlı insanlar da ülkenin gelişmesine, ilerlemesine katkı sağlarlar. Eğitimin çıktılarına bakıyoruz. Eğitim ne yapar? Eğitilmiş insanlar ne yapar? Eğitimin getirisi de, madem bu kadar masraf veriyoruz, bu kadar masrafın sonucunda ne yapmamız gerekiyor? Bir çıktı almamız gerekiyor. O çıktılardan baktığımızda, o çıktılarla bir kere eğitimle daha yüksek kazanç elde etmemiz gerekiyor. Yani eğitilmiş insanlar, eğitilmemiş insanlara göre
daha kalifiye eleman arıyor. Dolayısıyla daha yüksek ücret olması gerekiyor. Dolayısıyla elde edilen çıktının, yani bireysel anlamda düşünürseniz, o kişinin daha yüksek ücret alması gerekiyor. İkincisi, daha iyi birey ve toplum sağlığının düzenlenmesi gerekiyor. Bu virüs salgını çok güzel şeyler gösterdi. Eğitilmiş bireyler ne yapıyor? Toplum sağlığını da dikkate alıyor. Sağlık Bakanımız ne diyor? Diyor ki herkes virüslüymüş gibi davranması gerekiyor. Yani benim virüsüm var, ben bu virüsümü bir başkasına bulaştırmamam gerekir diye davranması gerekir diyor. Yani değilse efendim bana bir şey olmaz, ben de nasıl olsa virüs yok diye davranmaması gerekiyor. Ben de virüs var, ben başkasına bulaştırmayayım diye maske takması, insanlarla biraz sosyal mesafeli davranması gerekir diyor. Dolayısıyla toplum sağlığını da bu bağlamda düşünmesi gerekir diyor. Efendim bir diğer bebek ölüm oranlarının azalması. Yani biliyorsunuz gelişmiş toplumların önemli göstergelerinden bir tanesi bebek ölüm oranlarının azalmasıdır. Neden? Çünkü eğitilmiş toplumlar artık bebeklerine de iyi bakıyorlar. Artık çocuklarını da böyle saldım çayıra Mevlam kayıra şeklinde değil, daha iyi, daha nitelikli, bakabilecekleri kadar, eğitebilecekleri kadar, onları kontrol edebilecekleri kadar ne yapıyor? Çocuk yapıyorlar. Değilse 10 tane, 8 tane, 6 tane, 5 tane çocuk değil, ihtiyaç. Benim tabii neslimi devam ettirsin, benim fikirlerimi, düşüncelerimi devam ettirsin diyerekten ne yapıyor? Bir tane, iki tane eğitilmiş toplumlar geliştikçe, dikkatinizi çekerim, toplumlar geliştikçe çocuk sahibi olma da azalıyor arkadaşlar. Yani gelişmiş toplumlarda ne vardır? Eğer Çin gibi yasaklanmıyorsa toplumlar geliştikçe, ilerledikçe, eğitim seviyesi yükseldikçe çocuk sahibi olma da ne yapmaktadır? Azalmaktadır. Daha az eğitilmiş insanlarda çok çocuk eğilimi vardır. Oradaki amaç da nedir? Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Üç tane, beş tanesi ölmüş, hiç önemli değil. İçinden kalan sağlar bizimdir. Bağlamında bir düşünce. Bu da doğru değildir. Dolayısıyla bebek ölüm oranlarının da azalması, bunlar önemli bir faktördür. Çıktılarına, eğitimin çıktılarına bakıyoruz. Bir diğeri demokratikleşmedir. Eğitimin en önemli katkılarından bir tanesi demokratik olarak herkesin fikrini, düşüncesini özgürce ifade edebilmesi de son derece önemlidir. Özgür bireyler olabilmesi, birilerinin fikriyle değil, kendi fikriyle, kendi düşüncesiyle hareket edebilmesi de önemlidir. Buna biz ne diyoruz? Demokratikleşme diyoruz. Bir diğeri siyasi istikrardır arkadaşlar. Siyasi istikrar nedir? Eğitilmiş toplumlarda ne vardır? Sorgulama vardır. Sorgulama siyasi istikrarı meydana getiriyor. Siyasi istikrar neyi meydana getiriyor? İnsanların davranışlarını sorguluyor. Artık diyor ki etik kurallar ortaya çıkıyor. Ben diyor senden emin olmam gerekiyor diyor. Senin doğru işler yaptığından emin olmam gerekir diyor. Bu da siyasi istikrarı getiriyor. Yoksulluğu ve eşitsizliğin azalması ortaya, azalmasını eğitilmiş toplumlarda ne oluyor? Yoksulluk ve eşitsizlik azalıyor. Bu hatırlarsanız Gini katsayısında bu pelikan gagası vardı ya, o gaganın ne yapılıyor? Küçülüyor, daralıyor. Gaganın açılması, eğer siz eğitilmemiş toplumun eğitim düzeyi düşük olursa gaga açılıyor. Birileri çok iyi koşullarda yaşıyor, birileri çok rezil koşullarda yaşıyor. Bunun için size şunu tavsiye ederim. TRT belgeselde çok güzel bir belgesel var. Zorlu Okul Yolları adında. Okullara gitmek için, eğitilmesi için çocukların, o ilkokul çocuklarının ne koşullara katlandığını anlatan harika bir belgesel vardır. TRT belgeselde eğer rastlarsanız Zor Okul Yolları bağlamında bunu izlemenizi tavsiye ederim. İzleyin ki ondan sonra ne büyük bir nimetle karşı karşıya kaldığınızı, nasıl bir nimetin içinde olduğunuzu görebilirsiniz diye.
Efendim daha düşük suç oranları ortaya çıkıyor. Eğitilmiş toplumlarda suç oranları azalıyor. Çünkü eğitilmiş toplumlar neyi ortaya çıkıyor? Benim hakkımın bittiği yerde diğerinin hakkı başlar ortaya çıkıyor. Özgürlük, sonsuz özgürlük diye bir özgürlük yok arkadaşlar. Birinin özgürlüğünün bittiği yerde öbürünün özgürlüğü başlar. Dolayısıyla benim özgürlüğüm eğer çok fazla derseniz diğerinin özgürlüğünü ihlal ediyorsunuz demektir. Dolayısıyla sonsuz özgürlük yoktur. Herkesin belirli sınırları vardır. Sınırınızın bittiği yerde bir başkasının özgürlüğü başlar. Bu nedenle adımınızı atarken efendim ben özgürüm, ben her şeyi yaparım, bana kimse karışamaz. Öyle bir şey yok. Öyle bir anlayış yok. Evet, senin özgürlüğün bittiği yerde neresi başlıyor? Bir diğerinin özgürlüğü başlıyor. Dolayısıyla eğer sen özgürlüğünden bir adım ileri atıyorsan, bir adım fazla atıyorsan, bil ki bir başkasının hakkını gasp ediyorsun demektir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Suç oranları bu nedenle azalıyor. Eğitilmiş bireyler ne yapıyor? Eğitilmiş bireyler biliyor ki ben bunu bir adım ileri atarsam burada birinin hakkına giriyorum, birinin hakkını çalıyorum anlamı gelir. Efendim yüksek eğitim düzeyi yükseldikçe çevre bilinci artıyor. Çevre bilinci artınca ne oluyor? İnsanlar daha dikkatli oluyor. Çevreyle uyum içinde yaşıyor. Biz çevreyi sonsuz ihmal edecek, çevreyi kafamıza göre kullanacak bir durumda değiliz. Dünyanın da bir sınırı var. Dünya da diyor ki, bir dakika diyor, bakın dünyada da ben çok enteresan yerlere gittim. En ücra köylere gittim. Eğer eğitim seviyesi düşük yerlere de gittim, yüksek yerlere de gittim. Eğitim seviyesi düşük yerlerde ne var? İnsanlar rastgele atıyor arkadaşlar. Çöp dağları var. Enteresan durumla. Efendim ömür düzeyi yükseliyor. Hatırlarsanız bununla ilgili de bir ders anlatmıştım. Ömür dediğin şey ne? Ömür seviyesi yükseliyor. İnsanların yaşamdan aldıkları mutluluk, keyif artıyor. Dolayısıyla ömür, tabii ki çalışacaksınız, tabii ki gelir elde edeceksiniz. Elde ettiğiniz geliri belirli bir süreçte o ömrünüz içinde doğru, düzgün, iyi bir şekilde kullanmaya biz ömür diyoruz. Bu ömür neyi ortaya çıkarıyor? Doğru beslenmeyi ortaya çıkarıyor. Beslenmeyi ortaya çıkarıyor. Böyle obezite doğru beslenme değildir arkadaşlar. Bakın obezite nereden ortaya çıkarır? Çıkar. Doğru beslenememeden ortaya çıkar. Eğer doğru beslenirse toplumlar obez toplum olmaz. Hani diyoruz ya Amerikalılar obez olmuş. Amerikalılar obez olmuş olabilir. Ama Avrupalılar niye obez değil? Bakın Avrupa'da niye obezite çok yaygınlaşmıyor? Amerika'da yaygınlaşıyor çünkü Amerika doğru beslenmiyor. Dolayısıyla bu da durumun bir çıktısı. Eğitimin bireysel ve toplumsal faydasına bakacağız. Demek ki eğitimin çıktılarına bunlara baktığımızda bireysel ve toplumsal faydası. Alınan eğitim ile insanlar sadece bilgi elde etmemekte, aynı zamanda davranış değişikliğini sağlıyor. Alınan eğitimin en önemli çıktısı davranış değişikliğidir. İnsanlara eğer siz olumlu yönde davranış değişikliği sağlayamıyorsanız, verdiğiniz eğitim boş eğitim demektir. Bu bireylerin kendi ekonomik koşullarının da sağlama anlamına gelmektedir. Bu nedenle bireysel eğitimleri düzelteceksiniz ki toplum düzelsin. Kişileri eğiteceksiniz ki toplum eğitilsin.